Bugün sizlere büyük bir kanması nasıl gerdirebileceğinizi göstereceğim. Elimde çapraz çıtalarla güçlendirdiğim 40x40 40 inç boyutlarında bir gerdirici var. Çapraz çıtaları gerdiricinin düz kalması yani üzerine basınç uyguladığımızda yamulmaması için ekledim. Tuvalin köşelerinin duvara tam olarak oturmaması çok da güzel bir görüntü ortaya çıkarmaz. Öyle değil mi? Kullanacağım kanvas pamuk bir kanvas ve bundan 46'ya 46 bir parça kestim. Gerdirici 40'a 40'tı, kanvas da 46'ya 46. Çünkü kanvasın gerdiricinin etrafını bu şekilde kapladıktan sonra arkaya da bir miktar kalması lazım. Burayı da daha sonra sarkmaması için sıkıca zımbalayacağım küçük kanvasları yüzü aşağı gelecek şekilde gerdirirken büyük kanvasları diğer şekilde gerdirmemiz gerek. Gerdiriciyi bu şekilde kanvasın altına yerleştireceğim. Bundan sonra aynen küçük bir kanvası gerdirirken yaptığınız gibi kanvası gerdirici üzerinde ortalamamız lazım. Bunun mükemmel oturmasına gerek yok. Önemli olan kanvasın her taraftan yaklaşık olarak eşit miktarda sarkması. Şimdi ilk olarak kanvası bu şekilde böyle gerdiricinin diğer tarafına zımbalayacağım işte. Zımbalıyorum evet. Küçük kanvaslardaki gibi burada da gerginliğin kanvasın tam merkezinde olduğundan emin olmanız gerekiyor. Yani eğer orayı zımbaladıysak o zaman bu taraftan gerdirmemiz gerekecek. Çok kuvvetli biriyseniz bu boyuttaki bir kanvas için bu işi ellerimi kullanarak yapabilirim ama eğer çok da kuvvetli biri değilseniz özellikle de daha büyük bir kanvas için gerdirici pensesi kullanabilirsiniz. Bu penseyi kullanırken dikkat etmeniz gereken nokta şuradaki çıkıntıyı görüyor musunuz? Bu taraf Gerdiricinin kenarından aşağı doğru kıvıracağınız kısım olacak ve böylece kanvası gerdirebileceksiniz. Eğer diğer şekilde kullanırsanız pensenin destek alacak bir noktası olmaz ve kanvası gerdiremezsiniz. Evet, bu penseyi kullanarak kanvası şu şekilde tutup aşağı çekecek ve gerdireceksiniz. Bir şey daha göstermek istiyorum. Bazen çok büyük resimler için mesela 100 inçlik bir tuval düşünün. Kanvası tutup da çektiğinizde kanvas yırtılabilir. Bunu engellemek için kanvası şu şekilde kıvırıp, kanvası kalınlaştırıp sıkılaştırdığınızda daha sağlam olacaktır. Evet işte böyle. Her şekilde şu an elimdeki oldukça dayanıklı bir malzeme ve bu boyuttaki bir kanvas için yırtılma olmayacaktır. Ama eğer hassas mesela ipek gibi bir malzeme ile çalışıyorsanız az önce verdiğim ipucu işinize yarayacaktır. Kanvası tutuyorum. Az önce gösterdiğim çıkıntı da gerdiricinin üzerinde. Altından çektiğimde kanvasın nasıl gerildiğini görüyorsunuz. Şimdi bu gerginliği bozmadan hemen şurayı da zımbalayalım. Evet. Şimdi ne yaptığımı göstermek istiyorum. Zımbayı diğer tarafa değil, gerdiricinin tam ucuna bastım. Bunu yapmadan önce de kanvası bu şekilde aşağıya doğru gerdirdim. Şimdi de aynı şeyi üçüncü kenara yapacağız. Zımbaların ne kadar aralıkla basılması gerektiğini sorguluyor olabilirsiniz. Bunun altın bir kuralı yok. Mesela ben aralık olarak bu penselerden birinin genişliğini kullanıyorum. Zımbalardan birini örneğin buraya gerginlikten uzağa basarsam kanvas dalgalı bir şekilde gerdirilmiş olur. Bu yüzden ve resminizde düzgün gözükmez. Evet zımbaların birbirinden ne kadar uzak olması gerektiği kanvasa ve resminizin boyutlarına bağlı olarak değişir. Şu an elde ettiğim aralıklar eşit ve gayet güzel. Resme bakacak olanlar da iyi bir izlenim bırakır. Zımba yerine yerleşmezse çekiçle basitçe yerini oturtabilirsiniz. Tamamdır, şimdi de köşelerine daha iyi yerişebilmek için kanvası kendime doğru döndürüyorum. Küçük kanvas videosundan hatırlayacağınız prensipler burada da geçerli. Karşılıklı şu iki köşeyi uçlarına kadar zımbaladım. Biraz yer bıraktım, yani diğer köşelerin son zımbalarını basmadım. Çünkü burada bana kanvasın yani kanvası katlamak için biraz yer kalmasını istiyorum. Öncelikle bir ucunu şu şekilde tahtanın etrafına baş parmağınızla sarın, şöyle işte, evet, şu şekilde kıvırın ve bunu da diğer ucun üzerine gelecek şekilde katlayın ve gerdirmeyi de unutmayın. Şurayı hemen birkaç kere zımbalayalım. Önemli olan başka bir nokta, 45 derecelik açının bulunduğu birleşim yerini zımbalamamalısınız. Eğer zımbalamış olursanız daha fazla gerdirmeniz mümkün olmaz. Eğer gördüğünüz gibi kanvası düzgün şekilde gerdirmişseniz başardınız demektir ama arka kısımda fazlalıklar olduğunu siz de görüyor olmalısınız. Sanatçılar genellikle bu fazlalıkları resim duvara asıldığında ya da çerçevelendiğinde sorun yaratmaması için şu şekilde zımbalarlar. Evet, İsterseniz bunu bu şekilde gerdirdikten sonra tam bu noktaya şuraya tam bir zımba basıp kenarlardaki zımbaların üzerinden yük kalktığı için onları sökebilirsiniz. Eğer resminizin kenarlarının boş olmasını istiyorsanız yani eğer buralardaki zımbaların görünmemesi gerekiyorsa gerginliği buraya transfer edip kenarlardaki zımbaları sökebilirsiniz. Ben bunu yapmayacağım çünkü kenarlardaki zımbalar beni rahatsız etmiyor. Fazlalık kanvası şu şekilde basitçe sabitliyorum evet. İşte böyle. Zımbalama işlemi bittiğine göre nasıl bir iş çıkardığımıza bakabiliriz. Güzel kare bir kanvas. Her şey muazzam ve muntazam. Köşeler de iyi, kenarlardaki zımbaların aralıkları da eşit ve düzgün. Test etmek isterseniz sesi duydunuz değil mi? Gayet güzel. Tam da istediğimiz gerginlik. Bu gerginlik sayesinde resmimizi yaparken kanvas alt kısımdaki tahtaya değmeyecek. Evet işte. 40'a 40 inçlik güzelce gerdirilmiş bir kanvas. Çok iyi iş çıkardık.